Why'd you give up that shield? Steve believed in you. He trusted you. But can you accept that I did what I thought was right? No super serum. No blonde hair or blue eyes. I am Captain America. Power I have is that I believe we can do better. Marvel'ın son dizisini de final bölümüyle birlikte geride bıraktık ama diziyi izlemeyenler için spoilerlı kısma geçmeden önce son bir gelişmeden bahsetmek isterim. Çünkü dün Captain America 4 filmi duyuruldu. Resmi bir açıklama gelmese de ilk paylaşılan bilgilere göre dizinin yapımcıları 4. Captain America filmi için çalışmalara çoktan başlamış bile. Ama bu filmin yine Sam ve Bucky'ye odaklanacağını tahmin edebiliyoruz ki yine de bu filmin Chris Evans odaklı olmadığını ama Chris Evans'ın özellikle başka bir film için yine de Marvel'la devam edebileceğini de yine belirttiler. Haftalar önce size Chris Evans'ın bir şekilde geri döneceğini söylemiştim zaten. En azından ben buna inanıyorum ve görüyorum ki tüm gelişmeler dediğim gibi ilerliyor. Yani en azından Captain America 4 bir şekilde gelecek. O zaman ben dizinin final bölümü hakkında konuşmaya başlıyorum. Diziyi izlemeyenleri uyarıyorum. Where do we start? Artık Sam ve Bucky'nin maceraları bundan sonra çok daha farklı devam edecek. Bu dizi özet olarak Captain America'nın kalkanı Falcon'a devrettikten sonra Falcon'un bu kimliği üstlenmesinin hiç de kolay olmayacağını anlatıyordu. Ve eş zamanlı olarak Bucky'nin artık Hydra'nın elinden kurtulup yeniden dünyamıza adapte olma hikayesini ele aldı. Ama bu geçişi çok anlamlı ve çok güzel bir hikaye anlatıcılığıyla bize aktardıkları için ben çok mutluyum. Tabii ki WandaVision çok daha eğlenceli bir diziydi ama biraz daha kişisel sonuçlar çıkarılan bir karakter hikayesiyken bu dizi toplumsal olarak ve konuşulması zor konuları büyük cesaretle ele almış oldu ve sonuçtan gerçekten memnunum. Tepki videosu çekmeyi çok istedim ama şu an evde değilim. Video çekmem çok zor ama yine de sizinle haftalık videomu paylaşacağım tabii ki. O yüzden merak etmeyin, konuşacak çok güzel konularımız var. Bölüme çok hızlı bir başlangıç yaptık ve Carly'nin başlattığı hareketin artık hazır olduğunu biliyorduk zaten. GRC şirketi de Flag Smashers örgütünün avcuna düşmüşken gerçek bir savaş başlatmış oldular ama Falcon'un hemen yeni kostümüyle çıkıp gelmesi harika oldu. Nasıl görüneceğini az çok biliyorduk zaten ama Wakanda yapımı, vibranyum alışımlı yeni kostümü, kalkanı ve kanatlarıyla son derece havalı olduğunu görmek çok güzeldi. Daha önce de dediğim gibi Falcon'a siyahi Falcon veya siyahi Captain America diyeceklerini biliyorduk zaten ama ona siyahi demeden direkt Captain America diye seslenmeyi öğrenecekler. İşte bu dizi tam da bu geçişi çok akıllıca yapmış oldu. Bu arada Sam'in ben Captain America'yım sözü çok daha epik bir sahneyle verilebilirdi. Ama böyle daha doğal durmasını sağlamışlar. Bu konulara birazdan geleceğim. Captain America. Captain America was on the moon. Sharon Carter'ın kimlik değiştirme cihazıyla çıkıp geldiğini gördük. Bunu daha önce de Natasha kullanmıştı hatırlarsanız. Yani ikisi de eski SHIELD ajanları olduğu için bu ekipmanları taşımaları normal tabii ki. Aksiyon sahneleri devam ederken Sam Batroc karakteriyle dövüşmeye başladı biliyorsunuz ve bu sırada Batroc'un cümlesi keşiş cübbesi giymek seni bir keşiş yapmaz anlamına geliyordu. Yani kostümü giydin diye bir şey oldum sanma gibi laf sokmuş oldu ama biraz boşaydı yani. Yine de belirtmek istedim. Bucky ve Carly konuşurken yaşlı Bucky'nin Carly'ye evlat diyerek onu ikna etmeye çalışması ve kendisinin iki kere savaşıp başarısız olduğundan bahsetmesi güzeldi. Çünkü Carly'nin karşısında hem 2. Dünya Savaşı'nda savaşmış ama Hydra'nın eline düşmüş, hem Hydra ile yanlış bir savaşa ortak olmuş, ardından da Thanos gibi biri tarafından yenilmiş ama savaşmayı hiç bırakmamış biri var. Ama Carly için artık geri dönüş yok. Ok yaydan çıktı bir kere ve bunun böyle olacağını Zemo söylemişti zaten. Tam da bu sırada eski yeni Captain America olan John Walker'ın ev yapımı kalkanıyla çıkıp gelişini gördük. Ki kendisini artık unutmuştum bile ama Carly'yi öldürmek için çok ciddi bir çabaya girse de günün sonunda insanları kurtarmak için çaba göstermesi onun ne kadar arada kalan biri olduğunu yine göstermiş oldu. Çünkü John Walker tam Amerika'nın isteyeceği türden bir asker. En sonunda onu çizgi roman kimliğiyle US Agent olarak elinde tutmayı istemeleri çok mantıklıydı. Ama çok başa bela bir tip olduğunu ve tekrar karşımıza çıktığında yine tadımızı kaçıracağını biliyoruz. Ve Power Broker karakterinin Sharon Carter olduğunu sonunda öğrenmiş olduk. Süper asker serumunu yeniden üretip kullanan, Carly'yi yanına alan ve süper güçlü bu insanları kendi amacı için kullanan güç delisi birine dönüşmüş durumda. Sharon Carter'ın rolü aslında Captain America iç savaş hikayesi için önemliydi ama o filmde onu güzel kullanamamışlardı. Çünkü çizgi romanda Sharon Red Skull'un kontrolü altına girmişti ve iç savaş hikayesinin sonunda Captain America'yı vuran ve Captain America'nın ölümüne sebep olan oydu. O yüzden bu dizide şu an ajanlık görevine geri döndüğünde birine hesap verdiğini ve artık devlet
devlet sırlarına çok daha rahat ulaşacağı için mutlu olduğunu gördük. Start lining up our buyers. We're about to have full access to government secrets, prototype weapons, you name it. Yani onun rolünü yıllar sonra benzer bir şekilde birilerinin maşası olarak kullanacaklardır. Bu kişi Madame Hydra da olabilir. Oh, well, maybe I did. No, I'm kidding, I didn't. Or did I? Thunderbolt Ross olmayabilir belki ama kim bilir, belki Red Skull da olabilir. Neyse, Sharon'ın Power Broker olduğunu öğrendiğimiz sahne herkesin birbirine silah çektiği bir sahne oldu. Ama söylemem gerekiyor ki herkesin birbirine silah çektiği final sahnelerini hiç sevmem. Birilerinin hikayesinin sonunu yazmak için silahların çekilmesi bence biraz ucuz bir yol. Carly'nin de sonu böylece gelmiş oldu. Ama Sam ve Carly'nin dövüşü, daha doğrusu Sam'in dövüşmek istememesi güzeldi bence. Burada herkesin süper gücü var ama Sam'in süper gücü falan yok biliyorsunuz. Öyle olması da benim hoşuma gidiyor. Bence bu iş böyle de kalmalı. Ve sonuç olarak Sam bir melek gibi halkın arasına geri döndüğünde hem Captain America kimliğiyle hem de havalı duruşuyla yeni, farklı ve heyecan verici bir kahraman ortaya çıkmış oldu. Ama daha da önemlisi, gazetecilerin soruları ve herkesin merak ettiği şeyler aynıydı. Kim seni yeni Captain America yaptı? Artık adın Falcon değil mi? Ama aslında dizinin son sahnesinde dizinin ismi bile değişti biliyorsunuz. Artık bu dizinin ismi bile Captain America ve Kış Askeri oldu. Ama madem ismi değişecekti, Bucky'nin de ismi Kış Askeri olmasaydı keşke. Sonuçta Kış Askeri ismini duyan herkesin aklına Hydra'nın katil askeri geliyor. Ama Bucky o günleri tamamen geride bırakmış durumda. Hatta Steve'den aldığı defteri bile arkasında bıraktı ama en zoru da oğlunu öldürdüğü adamla yüzleşmekti. Onu bile başarmışken Bucky'nin bu işleri tamamen bıraktığını görsek ben daha çok mutlu olurdum. Ve son olarak Falcon'un önce medyanın önünde yaptığı güzel konuşmalar ve sonra da Isaiah Bradley ile görüşmesi çok etkileyici olmuş. Özellikle onu müzeye götürdüğünde Bradley'nin heykelini yapmış olmaları göz dolduran bir sahneydi. Çünkü dizi Amerika'nın ırkçı sorununu gerçekten çok güzel ele alıyor ve Amerika'nın ikiyüzlü tavrını çok güzel eleştiriyor. İsmi Captain America olan bu yapımların Amerika'yı sürekli eleştirmesi gerçekten tüm dünyanın bu karakterleri sevmesi adına çok güzel bir duruş. Çünkü sonuç olarak Sam kim ne derse desin kendi ülkesinin bayrağını, doğru olanı savunduğu için taşıyacak. Çünkü aslında onun derdi ülkesiyle değil, tüm dünya insanlarının ortak dertlerini savunmak, tıpkı Steve Rogers'ın yaptığı gibi. I'm a black man carrying the stars and stripes. Every time I pick this thing up, I know there are millions of people out there who are going to hate me for it. The only power I have is that I believe we can do better. Ayrıca her şey bir yana, şu an kendisi Captain America ile Iron Man'in karışımı gibi. Hem uçuyor, hem kalkanı var, hem yeni ismiyle, hem yapay zekası olan Red Wing'le, hem de gözlükleriyle, hem de sakalıyla alkışlanmayacak gibi değil. Tüm bunların üzerine Bradley'nin torununun da ileride dedesinin izinden gideceğini ve genç Avengers'ların lideri olacağını biliyoruz. O yüzden dedesinin vatan sevmez tavrının değişmesi çok önemliydi. Yani dediğim gibi hikaye anlatıcılığı konusunda birçok farklı konuyu çok güzel ele alıp aynı anda harika toparlıyorlar ve ben de bu yapımları seviyorum. Kim ne derse desin. Tıpkı Pixar işleri gibi hikaye anlatıcılığını bu kadar doğru yapan bir yapım şirketini adım adım takip etmek çok zevkli bir iş. Ama bu video şimdilik bu kadar olsun. Sizin düşüncelerinizi de merak ediyorum. Biliyorum atladığım bir şeyler vardır ama artık eve dönüyorum. Çok daha güzel videolar gelecek. O yüzden siz takipte kalmayı, abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Bu da özleyenler için yine fotoğrafım olsun. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın. Bye. Captain America, Captain America, Captain America.